Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Saffat suresinin 11. ayetinden itibaren okuyoruz. Festeftihim. Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, sen Mekke kafirlerinden bir sor. اَهُمَ شَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقْنَا. Yaratılış itibariyle onlar mı şiddetlidirler, daha güçlüdürler, daha kuvvetlidirler? اَمَّنْ خَلَقْنَا, yahut da yarattığımız melaketler, semavatlar, ardlar, içinde olanlar mı daha güçlü? Biz bunları yaratırken, bunların yaratmasına gücümüz yetiyorsa, niye onların yaratmasına gücümüz, onların kıyamette diriltmesine niye güçlerimiz yetmesin? İnna halaknahum. Biz insanları, o Mekke ehlini yaratmışız. Gaye onların asli babaları olan Hazreti Adem'i yaratmışız. Min tibin lazimin. Yapışkan bir çamurdan ne etmişiz? Yaratmış. Yani insanların yaratılışı zayıftır. Çamurdan yaratılmış. Böbürlenmeye, kibirlenmeye, Nebi Kur'an'ı inkar etmeye hakları, hadleri de yoktur. Hakları da yok, hadleri de değildir. 11. ayet bu şekilde. Festeftihim. İstekbir kuffare Mekke. Mekke kafirlerinden haberi talep et, soru sor. Bu tefsir fayda verdi ki festeftihim istekbir, yani utlu bil habere. Himden Mekke kafirlerine gider. Onlardan sor, niçin? Takriren ev tevbihen. Takriren ev tevbihen. Takrir itibariyle, tevbih itibariyle. Onlardan sor ta ki bunu onlara ikrar ettiresin, kabul ettiresin. Ev tevbihen, yahut da onlardan bunu sor, yaptıklarına karşı onları pişman ettirmek için. Yani burada istifam ya takriri veya tevbihidir. Takrir veya tevbih cihetiyle Mekke kafirlerinden sor. اَهُمْ اَشَّدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقْنَا. Yaratılış itibariyle onlar mı şiddetlidirler? اَمَّنْ خَلَقْنَا. Veya da bizim yarattığımız şey mi şiddetlidir? O bizim yarattığımız şey nedir? مِنَ الْمَلَائِكَةِ melaketlerdirler. وَالسَّمَوَاتِ göklerdirler. وَالْاَرَضِينَ yerlerdirler. Yedi kat yerdir. وَمَا فِيهِمَا o semavat arda olanlardır. وَفِيلْ اِتْيَانِ بِمَنْ تَغْرِيبٌ لِلْعُقَلَى. Hani اَمَّشَّدُ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقْنَا. Bak bu men melaketlerden ibaret, tamam akılları var. Ama semavatlardan da ibaret akılları yok. Ardan da ibaret akılları yok. Men de akıllar için diyor ve fil it, yani bin men. Burada ma değil de meni getirmekte taglibul ukalai. Akıllilerin taglibi var. Akıllilerin neye taglibi var? Akli olmayanlara. Yani burada akli olan da var melaketler. Akli olmayan da varlar semavat ardı. Akli olanları akli olmayana taglib etmiş Yüce Allah. Hepsini menlene etmiş, tabir etmiş. Biri derse o gayri akıllileri akıllilere taglib etseydi, ma getirseydi. Niye akılları gayri akıllere taglib etmiş? Gayri akıl akıllilere taglib etmemiş. Biz diyoruz akıllı olanlar daha şereflidirler. Şereften dolayı akli olanları olmayanlara taglib ederek hepsini menlene etmiş, tabir etmiş. İnna halaknahum.
Ey eslehum Adem'e. Niye öyle tefsir etti? Mekke müşrikleri topraktan, tine lazımdan yaratılmamışlar ki. Hum, oradaki mef'ul üzerine mef'ul mudaf mukadder. İnna halaknahum, inna halakna eslehum. O esleri kim? Adem. Bak, inna halakna eslehum. O aslından bedel de Adem'e, Adem'dir. Bu Adem'e aslının bedelidir. Onların asli, kökü olan Adem'i yaratmışız. Neden yaratmışız? Min tînin lazibin. Min tînin lazibin. Tîni lazibden yaratmışız. Lazım, lazım ne demek? Lazimin. Lazimi olan, ayrılmayan, yersaku bil yedi, ele yapışan, yani lazım ve ele yapışan çamurdan yaratmışız. Peki, bununla Yüce Allah neyi kastediyor? Biz onları ellere yapışan, yapışkan çamurdan yaratmışız. Yüce Allah bununla neyi kastediyor? El mana. İnna halaknahum min tibin lazibinden mana maksud. Enne halkahum daifun. Onların halkı nedir? Daiftir. Enne halkahum daifun. Onların halkı zayıftır. Bak, yapışkan bir çamurdan yaratılmışlar. Bak, yaratılışları, halkları zayıftır. Fela yetekebberu. Ne etmesinler? Onlar artık böbürmesinler. Çünkü zayıftırlar, yaratılışları zayıf. Kibirlenmesinler. Büyüklük taslamasınlar. Neyle? Bi inkari nebiyyi vel Kur'ani. Nebinin inkariyle, Kur'an'ın inkariyle böbürlenmesinler. Kibirlenmesinler. O inkari nebi Kur'an ki el mueddi ila helakihi mil yesiri. Onların kolay olan helaklarına ne ediyor? Yol açıyor. Gaye, onlar zayıftırlar. Nebi ve Kur'an'ın, yani onların kolay olan helaklarına yol açan Nebi'nin, Kur'an'ın inkarıyla kibirlenmesine, yani böbürlensinler, taazzüm yapsalar, kalkıp Kur'an'ı ve Nebi inkar etseler, o da onların helaklarına yol açsın, öyle yapmasınlar. Öyle hakları yok. Bitti. 11. ayet. Festeftihim ehum eşeddu halkan emmen halakna inna halaknahum min tibin lazibin. Şimdi bu ayetten gaye kıyameti inkar edenleri reddetmek. Onlar diyorlar dirilmek muhaldir, imkansızdır. Bu ayetle yapılan raddın hulasesi budur. Siz niye diyorsun kıyam dirilmek muhaldir? Ya diyorsun çünkü madde yok, insan neden yapılsın? Bu ayet diyor, ya bunlar Hazreti Adem çamuru ıslatıp o ıslak çamurdan meydana gelmedi, geldi. Yüce Allah yağmur yağdırır, çürümüş toprak olmuş maddeleri ıslanır, tekrar dirilir. Hazreti Adem bu şekilde yaratıldığı gibi onlar da bu şekilde yaratılırlar. Yok, onlar deseler Allah'ın buna neyi yetmiyor? Gücü yetmiyor. Onun için dirilme olmaz. Bu ayet onlara bunu bildiriyor. Ya semavatların, ardların, melaketlerin yaratılması mı zor? Bunların yaratılması mı zor? Semavat ardın yaratılması daha zor. Peki Yüce Allah niye bunların yaratmasına gücü yetiyor da onların dirilmesine gücleri ne etmiyor? Yetmiyor. Hulase, onlar ki kıyameti inkar ediyorlar. Deseler madde olmadan olmaz, biz diyoruz Yüce Allah o çamuru ıslatıp onları o çamurdan yaratıyor. Çünkü esirleri o tıybe lazım, o ıslak çamurdan yapılmış. Eğer onlar deseler Allah'ın buna gücü yetmiyor, ayet diyor, semavat arda gücü yetiyor da onların yaratılmasına nasıl gücü ne olmasın? Yetmez.
11. ayet biti, 12. ayete geçelim. Bel acibten. Bel acibten ve yesherun. 11. ayet, 12. ayet budur. Bel acibte. Sen onların tekzibinden taaccüp ediyorsun. Ve yesherun. Onlar da senin bu taaccübünden istihza ediyorlar. Sen diyorsun bunlar nasıl beni inkar ediyorlar? Beni kabul etmiyorlar. Allah'ı kabul etmiyorlar. Sen bundan taaccüp ederken onlar da ne ediyorlar? Onlar da seninle istihza ediyorlar. Bak acibte bi fethi ta'in hitame linnebi sallallahu aleyhi ve sellem. Acibte ta'nın fethesiyledir. Hitap peygamberimizedir. Sen taaccüp ediyorsun min tekzibihim iyyake. Seni tekzip etmekten sen taaccüp ediyorsun. Hal hal ve hum yeskharun. Bak hum buraya koydu, işaretti ki vav haliyedir. Yeskharun cümle fiiliye mahzur bir hum muhtadan haberidir. Bu cümle komple acibdeki ta'nın ne olur? Hali olur. Ve hum yeskharun min taaccübike. Onlar senin taaccübünden istihza ediyor. Sen bunlar nasıl inanmıyorlar? Nasıl kendilerini bu tehlikeye atıyorlar diye taaccüp ediyorsun? Onlardan ne ediyorlar? Onlar da senin bu taaccübünden alay ediyorlar, istihza ediyorlar. 13. ayete geçiyoruz. Ve izâ zükkirû lâ yezkurûn. وَإِذَا زُكِّرُوا وَعِزُوا. Ne zaman ki onlara vaiz yapılırsa. Ne zaman? وَعِزُوا بِالْقُرْآنِ. Ne zaman onlar Kur'an'la vaizleri yapılırsa, onlara nasihat, öğüt verilirse, la yezkurune, la yetteizune. Bazı kıraatlerden la yezekkerune de var. Ama bizimki la yezkurune, la yetteizune. Onlar Kur'an'la ittiaz etmiyorlar. Kur'an'la vaazı kabul etmiyorlar. Yetteizun asli yevteizun yeştemi'un babındandır. Vav ta'ya kalb oldu, ta ta'ya dam oldu. La yetteizun oldu. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. 13. ayet budur. Ne zaman, bak izâ umumul الْاَوْقَاتِ içindir. Ne zaman Kur'an'la onlara öğüt verilirse, onlar o öğütü kabul etmezler. Niye? Çünkü son derece gaflete düşmüşler. Dördüncü ayete geçelim. Ve izâ ra'au âyeten yestesherûn. Ne zaman onlar bir alameti, bir mucizeyi görseler, yestesherûn. O mucizeyle istishar ederler, istihza ederler. Ve izâ ra'au âyeten. O ayet ne gibi? Kenşikâkil kameri. Kamerin inşikakı gibi. Yani örnek en büyük mucizelerden biri de ayın ikiye bölünmesi gibi. Böyle bir mucizeyi gördükleri vakit yestesherûne. Ne demek yestesherûn? Yestehziûne biha. Onlar bu mucizeyle istihza ediyorlar. Alay ediyorlar. Ne diyorlar? وَقَالُوا diyorlar. Bak 15. ayete geçiyoruz. Fiha o mucize hakkında. Fiha mucize ayete gidiyor. O ayet hakkında onlar diyorlar. İn haza. Bak in ma. Ma oraya getirmeyle işaret ettik. İnne nafiyedir. Ma haza. Değildir ki bu ayet, bu görünen illa sihrun mubin. Bu apaçık bir sihirdir. Mubin ne demek? Beyinin. Bu apaçık bir nedir? Bir sihirdir. Mahaza illa
sihrun mubin. Apaçık bir nedir? Bir sihirdir. Mubin ne demek? Beyyinin. Apaçık bir sihirdir. Ve kalu diyorlar. Bak 14 hep bitti. Bir mucizeyi, bir ayeti gördükleri vakit ona istiza ederler ve diyorlar ki bu sihr-i mubin apaçık bir sihirdir. 16. ayete geçiyoruz. E izâ mitnâ ve kunnâ turâben. Onlar diyorlar. E izâ mitnâ mitnâ. Biz öldüğümüz vakit. Acaba biz öldüğümüz vakit. Ve kunnâ turâben. Toprak olduğumuz zaman. Ve izâmen. Kemik olduğumuz zaman. E innâ lemeb'usûn. Biz tekrar mı diriliyoruz? Yani mümkün değil. Öldükten sonra. Toprak, kemik olduktan sonra bir daha dirilmemiz mümkün değil. Ewe aba'unel evvelun. Bu ewe atifedir. Veyahut da vava atifedir ne ise şimdi gelir. Aba'una ya e inna lemeb'usun üzerine atıftır. Ya huta lemeb'usunenin içindeki hume atıftır. Yani biz ve eski geçmiş babalarımız biz diriliyor muyuz? Yani dirilmiyoruz. Şimdi burada dikkat edin. Bu e-iza, iza meb'usunun neydir? Zarfidir, mukaddem olmuş. Tekidi ifade ediyor. İnne tekidi ifade ediyor. Le meb'usune ulamı tekid, tekidi ifade ediyor. Öyle değil mi? Bir de e inna le meb'usune bak e inna izâ mitnâ kunnâ turâben e inna le meb'usun. Orada e inna'nın tekrarı hemzenin tekrarı o da tekid içindir. E inna le meb'usun cümle ismi gelmesi tekid. Bunlar hepsi neyi ortaya koyuyor? Onlar ciddi bir şekilde son derece ba'se karşıdırlar. Ba'sın münkiridir. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَيْنَا لَمَبْعُثُونَ. Şimdi اِذَا فِي الْهَمْزَتَيْنِ فِي الْمَوْدِينَ hem baştaki اِذَا hem اِنَّا iki yerdeki iki hemzede اَتْتَحْقِقُ تَحْقِقُ iki hemze okunur. وَتَسِّلُ السَّانِيَةِ ikinci tesili okunur. وَاِدْخَالِ اَلِفٍ بَيْنَهُمَا Al-Veşin, Elif'in idhali, her iki veşe göre, yani tahkik tesilde Elif'in idhali, bir de Elif'in terki, bir de Elif'in neyi? Terki. E kaç kere tordu? Tahkikul hemzeteyn, Elifli Elifsiz iki. Tesilü saniyeti, Elifli Elifsiz iki. Eti kaç? Dört. Bir de İki elif okunması, bu da vardır, iki beş. E inna diyor, bir elif okunur, ikincisi yok. Birinci iki elifli, ikincisi bir elifli, bu da okunur. Birinci bir elifli, ikinci iki elifli, o da okunuyor. Bu ikisini de sayarsak altı savide geçiyor. O zaman altı kıraat olmuş oluyor. Diyor ve bakiye kıraten seb'iyyetani eyden. El ula bi elifeyni. Birinci e inna iki elif olur. Ve saniyetu bi vahidetin e inna lemmebusunun bir elif. Vel aksu bunun aksi. Bu sefer birinci bir elif, ikinci iki elif. Ewe aba'unel evvelun. Dikkat eden bi sükunil vavi. Ew aba'un. O zaman ev atife olmuş oluyor. Ev nedir? Atifedir. Atfen bi ev ne? Hale kevni atfen mesel mana ismi meful hal olur. Bi sukunil vavi matufen bi ev. Ev le matuf olarak caizdir. Yani ev abauna vavi sakin ev le matuf olarak caizdir.
ve bi fethiha ve un fethasile ve abona ve un fethasile oldu mu artık ev yok ki burada. Bu ve vav atfı olur. Vel hemzetu lil istifami. Hemzenin içindir. Hemze istifam içindir. Peki. Vel atfı bil vav. Bu sefer atıf neyledir? Vavladır. Peki neyin üzerine atıf yapılır? Vel matufu aleyhi. İster evve olsun, ister ev olsun. Matufu aleyhi mehallu inne ve ismiha. Hani e inna lemme var ya, o inne ismiyle beraber mahalli üzerine ne oluyor? Atıf oluyor. Bu bir. Evi demiri fille mebusune yahut da mebusundaki demirin halidir. Hangi demir? Mebusune vav mu? Yok. O vav demir değil. Vav ceme alametidir. Demir içinden müstetir humdur. O humun üzerine ne oluyor? Atıf oluyor. Peki. Şimdi humun üzerine atıf olursa, ev olursa o demir üzerine atıf olmaz. Niye? Fasıl yok. Matuf, matuf aleyh arasında fasıl yok. Ama evve olursa harfe atıf vav'dur. Vav, abauna meb'usun içine hüme atıf yapıyor. Niye? Diyor, vel fasılu hemzetul istifami. Matuf, matufu aleyhi. Abauna ile meb'usun içindeki humun arasındaki fasıl nedir? Hemzedir. İşte o hemze fasıl olduğu için, fasıl olduğu için atıf ne oluyor? Caiz oluyor. Ha, üzzet olarak söylemiş olursak Ewe abaunel evvelun. Ew abauna okursak ewe atifeyle mecbur eynele mebusune üzerine ne olur? Atıf olur. Hum üzerine atıf olmaz çünkü fasıl yok. Ama ewe olursa hemze istifam ve atife olursa اَيْنَ لَمَبْعُسُونَ الْمَحَلَّ نَدَ عَطْفِ caiz. Mebusune içindeki humme de atıf caiz. Niye? Çünkü buna göre harfi atıf vav'dur. Elif, hemze ikisinin arasında fasıldır. Oldu. 12. ayette bu şekil bitmiş oluyor. Bak. اَوَ اَبَعُونَ الْاَوَلُونَ. Acaba biz öldükten sonra, toprak kemik olduktan sonra biz ve bizden önceki babalarımız diriliyor mu? Dirilmez. Oldu. Bisikunil ve atfen yani matufen bi ev ve bi fetha vel hemzetu lil istifami vel atfu bil vavi vel matufu ali mahallu inne ve ismiha evi demiru fille meb'usune vel fasilu hemzetul istifa. Anladınız değil mi? Kul sen söyle ya Muhammed aleyhissalatu vesselam. Naam, evet. Tub'asun. Evet, siz dirileceksiniz, kıyamete geleceksiniz. Ve entum dahirun. Bu o haledir. Siz dahir olduğunuz halde diriliyorsun. Dahir ne demek? Sahirun. Hakir, zelil olduğunuz, perişan olduğunuz bir halde dirileceksiniz. 18. ayet de bu şekil bitmiş oluyor. Kul sen söyle, naam, evet. Siz dirileceksiniz. Hal hal ve entum dahirun. Hakir, zelil, sagir bir halde dirileceksiniz. 18. ayete geçiyoruz. Fe inne mahiyye. Şimdi diyor bu hiye nereye diyor? Bu hiye demirun mufemu. Sinki öyle midir? Demirhu değil değil mi? Doğru. Sinki doğru. Benimki demirhu yanlışım. Bu hiye demirun mufemu. Demir-i mufemdir. Demir-i mufem bu demek. Merci'i gelecek olan nekiledir. Hiyenin merci'i zecretundur. Zecretun da onu tefsir ediyor. O zaman hiye demirun mufemun. Çünkü merceği geçmemiş ki daha geliyor. Yufessiruhu zecretun. Bu zecretun o demiri ne ediyor? Niye onu tefsir ediyor? Çünkü onun merciidir. Zecretun gelince ha bu hiye demek ki zecretuna gidiyor. Fe innemâ hiye
zecretun ey seyhatun. O bir bağırmaktır. Vahidetun. Bildiniz değil mi? İnne mahiye zecretun. Bu bir bağırmaktır. Vahidetun. Hazreti İsrafil'in bir bağırmasıdır. Ne demek? Dirilmek Hazreti İbrahim, Hazreti İsrafil'in bir üfürmesinden ibarettir. Fe izâ o zecret-i vahid, sıhhat-i vahid olunca hum eyil halâiku, bütün mahlukatlar şerti hum halâiku'a gider. Fe izâ hum eyil halâiku ahyâun, bütün mahlukatlar ahyâun, diridir. Yanzurûne, bakıyorlar mâ yuf'alû bi. Yani o nefhat-ı vahid, o zecret-i vahid gerçekleşince aniden bütün mahlukatlar diri vaziyete bekliyorlar. Neyi bekliyor? Yani buradan bana intizar ederler. Neyi bekliyorlar? Ma yuf'alu bihim. Onlara ne yapıyor? Hele bakalım bize ne yapıyor? Biz nereye gideriz? Biz cennete mi, cehenneme, azaba mı, nimete mi? Nereye gideriz? Bize başımıza ne gelir diye intizar eder. Bak, فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِيدَةٌ فَاِذَا هُمْ يَنْزُرُونَ 19. ayette bu kadar. وَقَالُوا اَيِّ الْكُفَّارُ O gün, o zecret-i vahidden sonra, kafirler diyorlar, ya li tenbihi, bu ya tenbih içindir. Siz uyanın. Ya veylena helakena. Siz uyanın. Bizim azabımız geldi. Bizim azabımız ne oldu? Hazır oldu. Şimdi diyor bu veyl. Şimdi bu her yerde ya harf-i tenbih bir ara gene geçti söyledik. Harf-i nida da olabilir. Ey bizim azabımız, sen neredesin? Senin zamanındır, gel artık. Nida da olabilir. O harf-i tenbih de olabilir. Ha, veyl azabdır. Akli olmayınca, nidaya kabiliyeti olmayınca harfi tenbih diyor. Ve huve bu veyl mesterun la fi'alellehu min lefsi. Bu veyl bir mesterdir ama lesinden bir fiil yok. Mesela derbun mesterdir. Bu derbun lesinden derebe fiil var. Burada veylun mesterdir. Helak manasındadır. Fiili var lefsinden yok. Fiili nerededir? Fiili helekedir. Hereken lefsiyle veylun lefsi aynıdır. وَتَقُولُ لَهُمُ الْمَلَاكَةُ Melaketler o gün kafirlere diyorlar. هَذَا يَوْمُ الدِّينَ Bu din günüdür. Din ne demek? اَيْ الْحِسَابِ وَالْجَزَائِ Bu hesap günüdür. Bu ceza günüdür. Bak önce hesap sonra ceza. Çünkü ceza hesaptan sonra gerçekleşiyor. Sıralama bu şekilde. Bu hesap günüdür. Bu ceza. Hesap iyiyse ceza da iyi, hesap kötüyse ceza da kötü. Haza yevmul fasli beynel halaiqi. Melaketler kafirlere diyorlar. Veyahut da bütün mahlukatlara diyorlar. Bu mahlukatlar arasında fasıl, ayrım yapma günüdür. Ayıtılıyorlar iyiler cennete, kötüler cehenneme. اَلَّذ۪ي o يَوْمُ الْفَصْلِ ki كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ O يَوْمُ الْفَصْلِ ki اَلَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ Siz onu yalanlıyorsunuz. İşte o yalanladığınız يَوْمُ الدِّينِ يَوْمُ الْفَصْلِ budur. Bu bihi tükezzibune nedir? Mutallıktır. Kafiye için hasır için öne geçmiş. Kafirler ya veylena haza yevm ya veylena diyorlar. Melaket onlara diyorlar haza yevmuddin haza yevmul fasl ellezî kuntum bihi tükezzibûn. Ve yuqalu lil melâiketi melaketlere deniliyor uhşurul lezîne zalemû ve ezvâcehum ve mâ kânû ya'budûn. وَيُقَالُ لِلْمَلَاكَةِ Melaketlere deniliyor ki اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ بِشِرْكِ Şirk
koşmayla nefislerine zulmedenleri toplayın. Bu enfusem buraya koydu, işaret etti ki zalimunun mef'ulu enfusemdir. Bir de işaret etti ki buradaki zulüm şirkle yapılan zulümdür. Günahla yapılan zulüm değil. Öyleyse bu hitap kafirleredir. Uhşurullezine zalemû. Şirk ile, şirk koşmayla nefislerine zulmedenleri toplayın. Ve ezvâcehum. Ezvâcden murat kurenâehum. Onların akranları, onların arkadaşları, onların dostlarını da toplayın. Onlar ve onların dostlarını, arkadaşlarını toplayın. O kurenaları kimlerdir? Mineş şeyatini. Kurenaları da şeytanlardır. Yani onları ve onlarla beraber olan, onları kandıran şeytanları da ikisini beraber toplayın. Toplayın, cehennemin içine aynı yere koyun. Başka bir de ve ma kanu ya'budune. İbadet ettikleri putları da toplayın. Onları, nefislerine şirkle zulmedenler, onların kurenaları, arkadaşları olan şeytanları da, ibadet ettikleri putları da ne eden? Toplayın. Bak, 22. ayet, melaketler onlara diyorlar, اُحْشُرُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا وَاَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ. İbadet ettikleri şey, o ibadet ettikleri şey de min dunillahi ey gayrihi. Dun, gayr manasındadır, ona işaret ediyor. İbadetin gayrisi olarak ibadet ettikleri şey nedir? Minel evsani, o da nedir? Putlardır. Fehduhum, onları toplayın. Fehduhum, dulluhum, onları yönlendirin. Ve suquhum, onları neyden sevk eden. Dulluhum ve suquhum, onları yönlendirin, onları sevk edin. Nereye? İla sıratil cehim. Tariqin nari. Cehimden murad nar. Sırattan murat tariye. Siz nefislerine şirk ile zulüm edenleri, şeytanları, ibadet ettikleri putları toplayın, onları ateş yoluna yönlendirin. Ve qifuhum. Bak. Ve atfete qif, qifa, qifu emirdir. وَقِفُوهُمْ, onları durdurun, yani اِحْبِسُوهُمْ عِنْدَ سِرَاتِ, yani sırat yanında köprü girişine onları bekletin. Niye? اِنَّهُمْ مَسْئُلُونَ, çünkü onlar mesul, orada sorguya tabi tutulacaklar. Direkmen cehenneme de götürmeyin, toplayın, onları cehennem yoluna yönlendirin, götürün, ama köprünün girişinde Allah muhafaza etsin onları bekletin. Niye? Çünkü mesuldürler. Sorguya tabi tutulacaklar. Neden sorguya tabi tutulacaklar? An cemii akvalihim ve ef'alihim. Bütün akvallarından, bütün ef'allarından sorguya tabi tutulacaklar. Yaptıkları, söyledikleri bütün sözlerden hesaba çekilecekler. Yapmış oldukları bütün ef'allardan hesaba çekilecekler. Ve yuqalu lahum. 24. ayet bitti, 25'e geçiyoruz. Mâ lekum lâ tenâserûn. Ne olmuş birbirine yardım etmiyorsun? Bak arkadaşınız cehenneme gidiyor, yanıyor, siz tutmuyorsun, yardım etmiyorsun. Görevli meleketlere karşı çıkmıyorsun. Ne olmuş size, yardımlaşmıyorsun? Ne demek lâ tenâserûn? Lâ yansurû bâdukum bâden. Bazılarınız bazılarınıza yardım etmiyor ki hâlikum fid dünya. Dünyadaki haliniz gibi. Dünyada birbirinize yardım ettikleriniz gibi burada niye birbirinize yardım etmiyorsun? Oldu mu? Ve yukalu anı, bu sefer onların namına, onlar artık bu cevap verecek takıtları da yok. Onların namına bu cevap verilir. Öyle değil mi? Mesela orada melekeler diyorlar, bunlar cevap ver, yardım etmezler. Bunlar bu intesin, belhum onlar. El-yevme bugün müsteslimûne. Onlar müsteslimdirler. Ne demek? Munkadûne, muhtedirler.
اَذِّلَّاُ zelildirler. Onlar bugün mutedirler, zelildirler. Allah'ın emrine karşı gelmiyorlar. Birinden başına bir felaket, Allah'tan bir azap gelirse seslerini çıkartmazlar. وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ وَاَقْبَلَ orada dursun. Orada 27. ayette duralım. Nefâkumullâhu nef'an mubînâ.